Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve bugün sizlerle Köfte İstanbul New Horizons'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ve bugün ne yapacağız? İnşaat. Evet, bir adet çiftlik yapmam gerekiyor demiştim. Değil mi? Çiftliği nereye yapacağımı buldum. Şuraya değil. Şuraya. Evet, çiftliği karşı yapacağım. Bu arada hammer'ım kırık. Farkındasınızdır. Çünkü güzel bir Diamond yatağı buldum ve onu direkt sömürdüm şuralarda bir yerde. Onu bulmak için de şunu kullandım. Bu Diamond ore'u nereden aldın diye soracak olursanız. Şuradan. Evet. Şimdi bir yandan şunları da tamir edeyim. Siz gelin bakalım. Evet. Bunlar da tamir olduğuna göre. Evet, biraz da balık tutuyorum. Ve ayrıyeten dur. Şurada. Şunu da yaptım. İnşaat esnasında biraz işime yarayacak diye düşünüyorum. Bir de. Buraya geçelim. Şuranın düzenini zaten görmüşsünüz. Ayrıca şu tarafa gelelim. Şu görevi yaptım. Nether'da götüm ilerleyerek. iki kere daha öldüm. Bunun yanı sıra şu görevi de yaptım. Burada sadece sülfürü işleyip, aslında zaten sülfürüm vardı ancak bu göreve gelmem için üstteki görevi bitirmem lazımdı. Ve sonrasında şu görevi de yaptım. Diğer iki görevi henüz yapmadım. Şunu da. Çünkü bundan öncesinde çiftliğimi yapmak istiyorum. Çiftliğimi yapıp her şeyi doğru düzgün yapmak istiyorum. Şu görevi de yaptık. Ve ayrıca şunu, şunu ve şunu. Bazı hızlı çalışmasını istediğim makinelerimi upgrade ettim. Evet, upgrade'i kolay bir süreçti. O yüzden upgrade edeyim dedim. Ve bunun yanı sıra. Bunun yanı sıra sanırım başka bir şeyimiz yok. Evet. Kalan her şey hatırladığınız gibi. Karşı kıyıya çiftlik ve... Güzel dolu. Hala 100 derecenin üstünde. Aslında... Bir saniye. Olur. Fortune. Gel bakalım. Diamond böyle işlemeyeceğim henüz. Bu arada. Ne bu var? Bunlar tamamen Diamond yatağından çıkan kollar, kömürler. Evet. Ve tabii ki de gece olmuş. Şimdi gelelim şuraya. Köprüyü buralardan bir yerden geçireceğim. Evet, bir köprüyle bağlayacağım. Muhtemelen buraya başka bir bina daha koyarım. Ah evet, seni tamamlayacaktık. Voila. Sevgili su tankım. Bunu da bir ara upgrade etmem gerekebilir. Bu boruları da. Oops. Evet. Şu gardınları da alalım. Şimdi yavaş yavaş şuradan uzaklaşıyoruz bu arada. Planımız o şekilde. O yüzden çoğu şey oradan uzakta bir biçimde yapılıyor. Ha, tabii ki de bunun içine girdin. Şimdi
Evimizi Redwood'dan mı yapalım? Yok ya, Jungle Wood. Bu arada bu Jungle Wood'ları ben neden buraya koymuştum? Wood. Gel bakalım. Evet. Bunun yerini değiştirebiliriz aslında. Da şuradan direkt bir yol açabiliriz. Aslında bunun yerini değiştirmek daha mantıklı gelecek de. Evet, şuraya yapabiliriz evimizi. Ya tabii ki de yemeğimizi de unutmayalım. Ve karşıya geçmenin çok daha kolay bir yolu var. Onu unuttum. Hemen hızlıca size göstereyim. Çünkü bu oyunda yüzmek cidden işkence bir şey. Şimdi. Buraya geliyoruz. Karşıya güzel bir yamaçta güzel bir ev yapacağız. Evet, şimdi chunk sınırları. Evet. Evimizi bu chunk'tan mı başlatalım, bu chunk'tan mı başlatalım? Bu çanktan başlatalım. Evet, bir ağaç ev yapmak için en önemli kural nedir? Önce çevredeki bütün ağaçları yıkmak. Evet, çok doğa dostu bir inşaat biliyorum. Şimdi evimizin başlangıcı nereden olsun? Oo, güzel. Daha fazla kaldım. Bu sefer çankın içinde mi duralım, dışında mı duralım? İçinde duralım. Evimiz bu mesafeden başlasın. Aslında benim scaffolding yapmam lazım acilen. Böyle olmuyor. Evet. O zaman gençler, gidiyoruz scaffolding yapmaya. Chunk boundary'leri de kapatabilirim şu an. Şimdi scaffolding için benim nelere ihtiyacım var? Scaffolding. Screw, wood plank. Evet, yapmama sebebimi de hatırladım. Çünkü wood plank yapamıyordum henüz. Ama artık yapabiliyorum. Plank benim için bir sıkıntı değil. Şimdi wood plank. Benim wood pulp'um var mı? Yoksa biraz good mu? Wood frame. Biraz daha wood frame. Biraz wood plank'ım var ama bu yeterli değil. Aha! Wood pulp. Ben bunları biraz kompresöre atayım. Mighty Compressor. Kompresliyor ama o preslemiyor. Evet, şimdi. Carpenters. Ben bana scaffolding tarafı lazım. Evet. Bunun için bana bolca iron screw lazım. Screw'ları kolay, daha kolay yapmam gibi var mı? Yok şu an. En azından şimdilik yok.
Sizdeki durum ne? İdare eder. Bir sonraki çalıştırmamda biraz uğraşmam gerekiyor. Tamamdır, bunları bitirir. Sizler de güzel çalışıyorsunuz. Ve aklıma gelmişken biraz bronze fluid pipe alalım. Çünkü ups. Ben kreosot oillerimi tekrar üretebilmek istiyorum. Bunun için super tank'ı kullanacağım. Evet, bunu harcıyorum. Small bronze fluid pipe. Seni bununla beraber kullanacağım. Evet. Şimdi gelelim. Ups, yanlış kapı. Ve buraya gidiyoruz. Bunlar tamamen artık kreosot oilimi çöpe atmak istemediğim için. Gelin bakalım. Şurası toplaştığımız nokta olacak. Tabii ki de oraya kadar yetmeyecek. O zaman şimdilik wrench'i unuttum. Benim yanımda her daim wrench tutmam lazım ve yemek yapmam lazım. Yemeğim bitti. Bu oyun modunda en sevmediğim şey kesinlikle yemek yapmak olabilir şu an. Ranch. Teşekkürler. Ama sen de kırıldın kırılacağını öyle bir durumun var. İdare ettiği kadar. Burası da bir ore chunk'mış. Şimdilik aslında dur. Sanırım bu iş görür. Evet. Hoş geldiniz Paça Hanım. Siz de mi video çıkacaksınız efendim? Hayır, çıkmayacakmış. Oh. Ya tabii ki de bunlar buraya gitmemiş. O zaman dur. Diggers'a gittiler. Yep. Şimdi. Sen gel bakalım. Ve bunlar boşaltmıyor. Ve telefon çaldı. Evet ve geri geldim ve tahminimce şunları kullanmamız gerekecek. Ranch, gel bakalım. Bakalım işe yarayacak mı? Hayır, yaramadı. Düşündüğüm gibi işe yaramadı. Ups ve burada kısılı kaldım.
Neyse, o zaman başka bir yöntem deneyeceğiz daha sonrasında. Evet, şimdilik nasıl dur? İşe yarayabilecek bir yöntemim daha var. Aklıma işe yarayabilecek bir yöntem daha geldi. Buralarda bir yerdeydi. Neredeydi, neredeydi? Dungeon'dan bulduğum bir şey. Sanırım onu da bir yerde kaybettim ama. Evet, sanırım onu kaybettim. Sağlık olsun. Bakalım. Yok. Neyse. Siz geçin şöyle. O diğerini alacağım. Boot planklerim. Paçanım, hoş geldiniz tekrardan. Bilgisayarın güç düğmesine bu sefer basmazsın, değil mi? Evet. Birkaç kere öyle bir şey yapmayı başardı da. Şimdi bana neydin? Scaffolding. Sen ne buldun orada? Çekirdeği, elma çekirdeği. Elma çekirdeği bulup oynamış. Şimdi 11 tane yapabiliyoruz. 11 tane build plank'imiz olduğu için. O zaman 22 tane item. Solve. Oops, hammer değil, file. File. E'ye testere bunu bu noktada yapıyorduk. Voila. Başka ne lazımdı? Screwdriver, tornavida. Yani tornavida ve wrench. Ve wrench'im dayanmadı. Hemen gel. Benim. Gel gel gel. Gümüle gel. Ve an itibariyle bir adet ranch'im daha var. Evet, bu şimdilik iş görür. Ve Blackgrant, siz gidin. Sevgili tool'larım, siz de gidin. Sende de işim kalmadı. Evet, kaldığım yerden devam edebilirim. Vuhaley! Evet. Sevgili IC2 Scaffold. Doğru. Böyle çalışıyordunuz. Unutmuşum. Evet. Scaffolding sıkıntımızı da çözdüğümüze göre.
Bu burada. Sonra çank sınırları. Gel bakalım. Aslında. Bu dışında mıydı, içinde miydi? İçindeydi. Voilà. Şimdi bu scaffolding'ler, gelin bakalım. Ve buradan devam edeceğiz. Evet. Sonrasında gelelim şöyle. Ve evet, evimiz biraz sadece oraya, buraya dönük olmayacak. Whoops. Almayı unuttuğum bir şey daha var. Neyse, onu şöyle hallederiz. Çok güzel bir terraforming aracımı almayı unuttum. Hayır, yanlış yöndesiniz. Hızlı yerleştirince sanırım böyle oluyor. Ya da üçüncüden itibaren. Bunun kesinlikle yukarı olması lazım. Evet. Asıl yukarı gelmesi gereken yukarı gelmeli. Evet. Bu şekilde. Sonrasında. Nereden itibaren bir balkonumuz ne kadar olsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 iyi bir balkon içindir. 1, 2, 3, 4, 5. Tamamdır. Evet, bu noktadan itibaren de karşıya doğru. Bu binamızın iskeleti olacak. Binamız tipik sıradan bir. Dağ evi. Daha doğrusu çiftlik evi. Burası binanın. Bu taraf binanın balkonu. Güzel temiz bir balkon düşünüyorum buraya. Evet. Çok geç olmadan da uyuyalım. Evi, bu arada sadece iki çanktan büyük yapabilirim. Bunun gibi L şeklinde de olabilir. Ya da T şeklinde olabilir. Sanki L şekli daha mantıklı gibi. Düşünüyorum, öyleyse varım. Planımız 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey. Tabii ki de bunun bir de karşıya gelecek bir köprü tarafı olacak. Onu... Güzel, yere dükkanlığından düşebiliyorlarmış. Muhtemelen şuradan bir yerden bir köprü geçecek. Karşıya. Bu arada karşıya geçen birkaç tane köprü olacak ve köprülerle beraber ayrıyetten tren yolları da geçirmeyi düşünüyorum.
Ve benim gene yemek yemem lazım. Güzel paketsin ama yemek derdin çok fazla. Unutmadan ben şu diğer aletlerimi de bir yanıma alayım. Evet. Benim bir adet excavator'ım var. Onu bir almam lazım. Scythe'ımı da alayım. Excavator'ı nereye koydum? Ha, burada. Scythe burada da lazım aslında. Evet, Scythe güzel bir şey. Ve bu şekilde hızlıca karşıya geçiyoruz. Tabii ki de bütün karşıya geçişlerimiz böyle olmayacak. Bu sadece inşaat bitene kadar. Daha sonra köprü inşaatında yapıncaya kadar. Ve 1, 2, 3, 4, 5. Aslında bir saniye. Bunun için bir adet wand'ımız vardı bizim. Wand muhtemelen bu işte işimize yarayacak. Ups. Tabii ki de envanterimi değiştirmemem gerekiyordu bu esnada. Evet, bir yandan video esnasında da ne yapacağımı düşünmek biraz değişik oluyor. Genelde önceden düşünmeye alışkınım. Bu seride benim için her şey fazlasıyla ters işliyor. O yüzden demek zorundayım. Bunu da muhtemelen bir hava kontrol kulesine çevireceğim. Yani şey, hava kontrol kulesinden kastım. Bu gidecek. Buna şey, şöyle kenarından köşesinden platformlar kurup sanırım bu oluyor. Daha da hızlı olabilirdi ama idare edeceğiz. Evet. Bu oldu. Excavator demişken balta kesinlikle lazım olacak da. Evet. Excavator kendi işinde bir yapsın. Gereksiz dörtleri temizlemek. Paçi, tekrar hoş geldin. Ve tekrar hoşça kal. Evet. Evin genel iskeleti bu ve bunun üstüne de bir kat çıkacağım gibi duruyor. Gel, 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 gel. Nasıl bir şekil olacak ben de emin değilim. Nasıl birden fazla ev yapabilirim buraya? Hayır kızım, hayır kızım. Elimle oynamak yok. Babanın eli meşgul. Evet, bölüm daha çok Paçi'nin yaramazlıklarıyla geçiyor sanırım. Güzel bir iskelet oldu evimiz için. Aslında bir tık daha yüksek olabilirdi. Hatta onu da sağlayalım. Evet, bunu sanırım sağlayabilirim. Gel bakalım. Aa, sadece bu yönde. Hatta 5 de yeterli olmayabilir. 5 iyidir ya. Şu an 4'teler.
Bana 5 lazım ama. Böyle daha hızlı oldu. Üzerinde duracağım bir şey olduğu takdirde bu çok daha hızlı bir yöntemmiş. Onu öğrenmiş olduk. O diğer katmanı da temizleyeceğim. Ev daha çok ağaçtan olacak. Ağırlıklı olarak. Yani ev direkt ağaçtan olacak zaten de. Zeminini belki başka bir şeyden yapabilirim. Muhtemelen zeminine bir kat daha odun döşeyebilirim. Da gerek var mı? Artık estetik duruşuna göre karar vereceğim onu. Of. Evet, şimdilik böyle duruyor. Böyle güzel duruyor. İskelet olarak. Kapıya bakalım, kapı konumuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 2, 4. Kapı buralarda, burada olacak. Burası kapımız olacak. Yok. Eşit değil. Yok, eşit eşit ha. Kapı bu aralık olacak. Yani tamamdır. Şuralarda pencereler olacak. Tamamdır. Galiba düzenimi buldum. Geri kalanı deneme yanılmayla bir şeyler çıkartmaca. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köftenin günler, iyi eğlenceler.